Rusya'nın Ukrayna operasyonu iki haftayı geride bıraktı. Rusya'nın hafta başından bu yana sessizlik rejimi adı altında geçici ateşkes ilan etmesiyle beş kentte sivillerin tahliyesi sürüyor. Sivillerin çatışma bölgelerinden güvenli şekilde çıkarılması için Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'de insani koridorlar açıldı. 10 ila 21 saatleri arasında tahliyeler yapılıyor. Sumi'den aralarında yabancıların da bulunduğu 723 kişi insani koridor üzerinden Poltova'ya tahliye edildi. Rusya Karadeniz filosu da 166'sı Türk 248 kişinin Ukrayna'dan Kırım'a zırhlı trenle tahliye edildiğini açıkladı. Askeri operasyonla ilgili son durumu da açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçaksavar sistemlerinin neredeyse tamamının imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre Ukrayna ordusuna ait 49 askeri tesis daha etkisiz hale getirildi. Operasyonun başından bu yana Ukrayna'nın askeri altyapısına ait 2600'den fazla hedef imha edildi. Rusya ulusal muhafızları da Zaporozhye nükleer santralinde aralarında ağır silahlarında olduğu 500'den fazla silah ve mühimmat bulunduğunu açıkladı. Rusya ordusu 4 Mart gecesi santralde Ukraynalı sabotajcıları etkisiz hale getirerek nükleer bir facia önlemişti. Öte yandan Kiev'i Rusya'ya karşı kışkırtan NATO'nun Ukrayna ordusundaki neonazi gruplara desteği ifşa oldu. NATO'nun Dünya Kadınlar Günü için paylaştığı görselde nazi sembolü de yer aldı. NATO'nun 8 Mart paylaşımında Ukraynalı bir kadın askerinde olduğu 4 farklı görsele yer verildi. Görsellerden biri Ukraynalı bir kadın askere aitti. Paylaşımda Ukrayna'nın olağanüstü kadınlarını düşünüyoruz. Güçleri, cesaretleri ve dayanıklılıkları milletlerinin ruhunun simgesidir ifadelerine yer verildi. Görselde Ukraynalı askerin üniformasında bir Nazi sembolü olan kara güneşin bulunması dikkat çekti. Tepkilerin ardından paylaşım NATO'nun sosyal medya hesabından kaldırıldı. Kara Güneş, Nazi Almanyası'nın çöküşünden sonra Neonaziler tarafından sıkça kullanılan bir sembol olarak biliniyor.